Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Oyuncak ve Çocuk Müzesi'nin altında tesadüfen bulunup restorasyonu yapılan mağarada 24 ülkeye ait geleneksel çocuk kıyafetleri sergileniyor. Oyuncak Müzesi'nde yer alan mağara ziyaretçilerini küçük bir dünya turuna çıkarırken müzede 24 ülkenin bayrakları ile yöresel ve mimari eserleri yer alıyor. Ülkelerin hani yöresel kıyafetleri, mimari eserleriyle beraber sergileniyor. Hava soğuk, niye bu kadar ışığı? Oyun ve Oyuncak Müzemizin mağara bölümündeyiz şu anda. Burası iki katlı bir mağara ve diğer oyuncak müzelerinden bizi ayıran bir yerdeyiz aslında şimdi. Burada 24 tane ülkenin yöresel kıyafetleri mimari eserleriyle beraber sergilenmekte ve biz bu alanı dünya çocuklarına armağan etmiş bulunmaktayız. Gelen ziyaretçilerimizin çok yoğun ilgisinin görüldüğü bir bölüm burası. Buraya gelen çocuklar ve yetişkinler diğer ülkelere ait yöresel kıyafetleri, mimari eserleri buradaki maketler üzerinde görmüş oluyorlar. Ayrıca Gaziantep'e ait bir tane mağarayı gezmiş oluyorlar ve mağaramızın özelliklerinden birisi de iki katlı bir mağara olması. Biz sadece birinci katını kullanıyoruz. Diğer bölümlerle ilgili de ziyaretçilerimize bilgiler veriyoruz. Bu şekilde bir alanın bulunması, dünya çocuklarına armağan edilmesiyle Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi diğer müzelerden aslında ayrılıyor. Burası Türkiye'de sadece Gaziantep'te bulunuyor. Hatta dünyada da mağara galerisinin bulunduğu tek oyuncak müzesiyiz biz. Mağara bölümümüzü çok beğeniyorlar. Yoğun bir ilgi var zaten. Sadece mağara için bile gelenler var. Dediğim gibi insanları hani hem maketleri tanıtmış oluyoruz, yani 24 tane ülkeyi tanıtmış oluyoruz. Hem de buraya gelip Gaziantep'e ait mağaranın yapısını görmüş oluyorlar. Yazlı kışlı da çok yoğun ilgi görüyor burası. Mağaramız yapay bir mağara. Burası daha önceden kazılarak yukarıya buradan çıkardıkları malzemelerle ev yapımında kullanıyorlar buradaki malzemeleri. Bu alanı da farklı amaçlarla kullanıyorlar. Hem sığınak olarak kullanılmış, hem bir dönem hayvan beslenilmiş, hem depo olarak kullanılmış bu alan. Ve müzemize gelen ziyaretçilerimiz öncelikle böyle bir alanı gördükleri için böyle bir yerde sürpriz oluyor onlara. Bir de mesela yabancı bir misafirimiz geldi Japonya'dan veya Mısır'dan veya Rusya'dan. Buraya gelip kendi ülkelerine ait böyle maketleri gördükleri zaman da çok mutlu oluyorlar. Onlara da bir sürpriz olmuş oluyor. Buradan çok etkilenerek ve bizlere teşekkür ederekten gidiyorlar. Yani burada dünyaya yolculuk da diyebiliriz. Buraya geldikleri zaman aslında dünyaya yolculuk ediyorlar. Çocuklar da dünya ülkelerini tanımış oluyorlar. Hatta biz burayı gezdirirken çocuklara şimdi dünyada sizinle bir yolculuğa çıkacağız deyip tek tek ülkeleri gezdirmiş gibi anlatıyoruz. Bir mağarada 24 ülkeye yolculuk. Aslında buraya geldikleri zaman insanlar bir mağarada 24 tane ülkeye yolculuk etmiş oluyorlar. Kısa bir dünya turunu yapmış oluyorlar aslında. Thank you.